Tanrım bir dedim lan. Alo, beni duyuyor musun? Duyuyorum, duydum. Neredesin sen? Niye bu kadar geç kaldın? Yanlış yola girmişim. Sana mekanın konumunu attığım halde nasıl yanlış yola girdin? Bilmiyorum, yanlış yola girmişim işte. Polisle mi konuştun sen? Beraber mi hareket ediyorsunuz? Eğer öyle bir şey varsa kızı bir daha göremezsin. Hayır, polis falan yok. Kimseyle konuşmadım, ben geliyordum, yoldaydım. Sen bu kızı görmek istiyor musun ha? İstiyorum. Zırlamayı kes. Sen bu kızı görmek istiyor musun? İstiyorum, lanet olsun, istiyorum. O zaman saçma sapan bir şey yapmadan sana attığım konumdaki mekana gel. Paramı ver, kızı al. Tamam mı? Alo, tamam mı? Köy sokağında bir kaza olmuş. 4 araç var burada. Hepsi ben. Araçların içindeki insanlar baygın. Hepsinin durumu kötü. Acil ambulans gönderin. Olur affettim Kadir. Affet beni. Hey. Allah belanızı versin. Kızım kaybedin ama oğlum. Şey abi işte ne soruyorsun? Ne demek niye soruyorum ya? Açsana televizyonu. Ne televizyonu kızım? Ne diyorsun sen? Arabanı gördüm televizyonda. İçinde biri var. Kerem mi o? Yakup cevap versene. Kerem mi o? Sus!
Bir dakika! Uyucu kazanma şiddetiyle araçlar... Yakup cevap ver! ...araçlar etrafa yayılmış durumda. Yakup! İtfaiye ve sağlık ekipleri de araçlarında sıkışmış vaziyetteki iki kişiye yardım etmeye çalışıyor. Senin burada. Asıl senin burada ne işin var? Niye bıraktın çocuğu orada? Niye bırakacağım? Öldü zannettim, öldü. Ölmedi işte, yaşıyor. Çok istiyorsan git kendine. Bağırma bana. Anlat ne oldu orada. Bitirmiştik işi. Tam bitirmiştik işi, bitirmiştik. Biri geldi sonra. Sonra bizim salak taktı kıza. Nasıl ya? Kim o kız? Öldü mü? Şu kız. Dua et de ölmüş olsun. Kız bizi gördü. Ölmezse biteriz. Kızım, Emre'ciğim. Emre'ciğim. Bak, her şey yoluna gelecek. Korkma. Sakin olun. Hemen yavaş. Sert ol. Çabuk. Oğlum, şu ambulansa eşlik edin. Tamam. Dikkat edin. Korkma kızım Cemre'ciğim. Her şey yoluna girecek. Çok mu üzüldün? Evet. Çok üzüldüm. Çıkarıldı ve hastaneye sevk ediliyor. Bu arada zaman geçtikçe kazanın detaylarına ilişkin bilgiler de elimize ulaşmaya başladı. Kameraman arkadaşımın gösterdiği aracın şoförü bir kadın. Bu kadın kazanın hemen ardından olay yerinden kaçmayı başardı. Bu kadın bir bankada çalışan banka müdüresi Zeynep Tuç. Çalıştığı bankanın kasasındaki milyonlarca lirayı alıp kaçarken bu kazaya karışıyor. Özür dilerim. Her şey benim yüzümden oldu. Saçmalama, senin ne suçun var? Hatice'yi mahvetmeseydin birlikte çıkacaktık restorana. Başına da bunlar gelmeyecekti. Cemre. Seninle nereye istersen gelirim. Seninle dünyanın öteki ucuna bile gelirim. İstediğimi yapman için önümden dönmem gerekirmiş. Deme öyle. Çok korktuk be kız. Yani bir... Ay Selim, yeter. Ya sabahtan beri şöyle olsaydı, böyle olsaydı. Ben artık kötü bir şey duymak istemiyorum. Üzülme. Haklısın hayatım, haklısın. Bundan sonra kötü bir söz çıkmayacak ağzımdan. Bizi niye hala burada tutuyorlar? Ben sorayım tekrar. Demir.
Bana ihtiyacın olursa söyle onu. Sorun çıkarırlarsa haber ver bana. Gerek yok, ben hallederim. Dur. Ben de seninle geleyim. Baba kız biraz yalnız kalsınlar. Selim. Çok yoğun. Yok, vallahi çıt çıkarmayacağım söz. Biraz zemin kattaki hasta çıkışı bölümüne verin. Onlar gerekli işlemleri yapacaklardır. Tamam, teşekkürler. Rica ederim. Biliyorsun değil mi? Cemre yukarı çıkamayacak kadar kötü olmasaydı kurtulamazdık. Ben eve giren sorgunculardan da korkuyorum. Korkulacak bir şey yok. Bitti artık. Nasıl bitti ya? Soruşturma açılmayacak mı? Açılacak. Açılacak tabii. Oradan bize ulaşıp ne bulacaklar? Hiçbir şey. Arkada hiçbir şey bırakmadık. Hem o hırsız ya da hırsızlar kimlerse onlara da büyük iyilik yapmış olduk. Cemre'nin kanını temizlerken onların da bütün izlerini temizledik. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun? Ne olacak peki? Hı? Ne olacak? Bizim birlikte olduğumuzu gördüklerini varsayalım. Ne yapacaklar bu bilgiyle? Bizi tanımıyorlardır bile. Kaza haberi her yerdeydi. Görmüş olabilir. Kim o gören Merma? Hayali birinden bahsediyoruz. Muhtemelen hayatı boyunca gazete okumamış. Haber bülteni bile izlememiş tipler bunlar. Nereden biliyorsun böyle tipler olduklarını? Benim geldiğim yerde çok vardı böyle tipler. Oradan biliyorum. Ben yine de bu kadar kolay rehavete kapılmayalım diyorum. İçimde bir korku var. Bu içindeki korku takıntından başka bir şey değil. Bitti artık. Kurtuldun. Hadi şu çıkış işlemlerini konuşalım. Ne kafalar yaşıyor ya? Nasıl hayatlar yaşıyor ya? Cemre'cim, tanıştırayım. Cici annenle manitam. Şimdi aynı yataktalar canım. Kusura bakma, sen buna asla bilemeyeceksin. Tabii cici annen istediğim parayı verirse. Yaşıyor lan. Kız yaşıyor be. Yakup. Yakup. Neredesin be oğlum? Eve pasaportumu almaya gitmiştim. Kapıyı açtım. İçeri girdiğimde de müzik sesini duydum. Üst kattan geliyordu. Kim vardı evde? Ben vardım. Sık sık gider misiniz o eve? Yok, hayır.
Biraz canım sıkkındı. Kafa dinlemeye gitmiştim. Hiçbir şey duymadınız mı? Hayır, duymadım. Yani müziğin sesi çok açıktı. O durumda Cemre'nin yardım istediğini düşündükçe... gerçekten çok kötü oluyor. Tamam hayatım, tamam. Nasıl duyacaktın? Hem nereden bilebilirdin ki başımıza bunların geleceğini? Ya evet, böyle yapınca beni de üzüyorsun. Hem babam haklı, nereden bilebilirdin ki beni de o eve gideceğimi? Sonra? Sonra yukarı çıkacaktım. Ya çıkarken de birdenbire biri önüme çıktı ve beni karnımdan bıçakladı. Ben yere düştüm ve o arada da çantamı aldılar. Aşağılık herifler. Sen hiç merak etme kızım, onları bulacağız. Selim Gür'ün daha kim olduğunu bilmiyor. Başlarını çıkartamayacaklar. Onları öyle mahkum ettireceğim ki cenazeleriyle çıkacaklar hapishaneden. Baba, ben ilgilenmek istiyorum. Beni yaralayan kişiyle de, çarpıştığım kişiyle de ben ilgileneceğim. Cemre'ciğim, bunları daha sonra konuşursunuz. Siz devam edin anlatmayı. Ya yukarıya çıkacaktım. İşte Belma'ya da bir şey yaptılar diye düşündüm. Ya, çıkamayınca da yerden arabanın anahtarını aldım. Bir süre sonra da arabanın kontrolünü kaybettim ve kaza oldu işte. Siz evdeyken adamlar içerideydi yani. Bilmem. Şüphelenecek hiçbir şey görmediniz mi? Alarm kurulu değildi. Ama yani Selim hep unutur alarmı kurmayı. Yine unuttuğunu düşündüm. Doğru. Genellikle unutuyorum, evet. Demek ki... ben içerideyken adamlar kasayı soyup bir yere gizlenmişler. Yani bunun başka bir açıklaması olamaz değil mi? Sana da bir şey yapabilirlerdi Belma. Tamam Selim'ciğim, tamam. İşte bak, Cemre de ben de gayet iyiyiz. Sizi bıçaklayan adamın yüzünü gördünüz mü? Gördüm. Eşkal verebilirsiniz yani. Veririm. Tamam, en yakın zamanda emniyete gelin. Sizden bir robot resim isteyelim. Kızım toparlanır toparlanmaz birlikte geliriz. Siz alt kata indiğinizde hiç kan lekesi falan görmediniz mi? Görmedim. Yani... evi soyan adamlar çıkarken yerleri de sildiler, öyle mi? Başka ne olabilir ki? Bilmem. Ne olabilir ki? Orasını siz söyleyeceksiniz beyefendi. Polis olan sizsiniz, avukat olan biziz. Siz çözeceksiniz. Biz de bu adamların hak ettikleri cezayı misliyle almalarını sağlayacağız. İfadelerinize tekrar başvurmamız gerekebilir. Adres değişikliklerinizden bilgimiz olsun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tekrardan geçmiş olsun.
İstediğiniz evrakları getirdim. Şuraya koyabilirsin. Başka bir şeyiniz var mı? Yok, teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. Come on.